Bir programda tekrardan karşınızdayız. Ankara'ya gezdik, dolaştık. Tekrardan Antep'te soluğu aldık. Antep merkeze bağlı Karacaburç köyündeyiz. Yanımızda Bilal Bey var. Bilal Dertli. Evet. Ve tabii her zaman olduğu gibi Ömer İrfan Çetiner, Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı, aynı zamanda veteriner hekim. Bilal Bey'in işletmesindeyiz. Bilal'in işletmesi küçük aile işletmesi. Ama gördüğüm kadarıyla bu işi gerçekten güzel yapıyor. Hayvan ırkları olsun, diğer şeyler olsun. Kendisinden bu konuda detaylı bilgiler alacağız. Öncelikle hoş geldin Bilal. Hoş bulduk abi, siz de hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür abi, iyi. Siz nasılsınız? İyi, Allah da iyisin. Sen nasılsın Ömer abi? Dostum teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeyle başlamak istiyorum abi, sen normalde buranın zaten herhalde veteriner hekimliğini yapıyorsun. Bizim gençlerden hukukumuz var. Sevdiğimiz gençler. Hayvancılık sektöründe yıllardan beri beraber olduğumuz, beraber yufat ettiğimiz. Küçük aile işletmeleri. Hı hı. Aslında bize göre Türkiye'nin bel kemikleri bu arkadaşlar, bu işletmeler. Kaç hayvanlık bir işletme burası? Yaklaşık 10 başlık sağmal işletmesi var. İşte buzağısıydı, işte erkek danasıydı falan. Ortalama 20 başa falan civarında tekamül ediyor. Ama bugünkü konumuz esasında biz Bilal Bey'den, arkadaşlardan burada şunu başardık. Fenliye midirmeden hayvancılık yapılabileceğini, bu hususta da Gaziantep'te örnek teşkil edebileceğimiz basit ama yine de kendi çapında idare eden bir işletme. Yani bunu sütte de, sütte de, beside de çok rahat bir şekilde hazır yem vermeden buradan aldığınız sanayi artıklarını anladığım kadarıyla şey yapıyor. Önümüzde zaten örnekleri duruyor. Biz istersen Bilalgil nasıl işe başladılar, tamam, kaç hayvan başladılar, nasıl yol kat ettiler, onları bir başından geçince anlatsın kendisi. 2005'te köyün içindeki evden buraya yeni taşınmıştık. Buraya geldiğimizde bir inek, bir de yavrusu olan hayvanımız vardı. Hı hı. Ondan sonra siyah beyazdı abi. Holstein. Evet, Holstein. Ondan sonra devam edeydi 3, 5, 10 diye bu duruma geldik. Yani bu duruma geldik diyorsun. Evet, 2005 çok yani 12 senede falan evet, bu hale geldiniz. 2005'te, 2007, 10 yıl oldu. Peki ondan önce küçükbaş falan yetiştiriciliği yapıyor muydunuz yoksa? Yok. Hayvancılıkla pek alakanız yoktu yani. Evet, büyükbaş genelde yani ondan büyükbaş şey yaptık. Şimdi sütünü nasıl değerlendiriyorsun peki? Sütü yoğurt olarak gönderiyoruz günlük. Ha, günlük çıkan, kendiniz evet, işleyip yoğurt evet, olarak satıyorsunuz. Yoğurt olarak gönderiyoruz. Yani aslında küçük işletmelerin belki de kurtuluş çaresi bize evet, göre. Yani yapılması gereken önemli işlerden birisi. İmkan dahilinde devletin de buna altyapı oluşturup bu arkadaşların önünü açması gerekiyor. Küçük mandıraların kendilerine özel lezzet ve şeylerde, ürünlerde işte peynir olur, yoğurt olur, ondan sonra tereyağı olur, krema olur. Bu ürünleri kendilerine direkt satması. Eğer bu hedef olursa, Türkiye genelinde bu hedefi yakalayabilirsek, küçük işletmeler bu sefer büyük, koca, devasa süt firmalarından yarışır hale geliyorlar. Bu sefer dediğin gibi, yani de işin şekli daha, çok değişiyor. Daha değerli olur. Daha değerli oluyor. Ve değerli olduğu zaman da ürünün de kalitesine bakıyorlar. Bu sefer sütün kalitesine bakıyorlar, yağına bakıyorlar, lezzetine bakıyorlar, yoğurdun lezzetine bakıyorlar. Ben Bilal'e mesela şunu sorayım. Yoğurt satmakta sıkıntı çekiyor musun dostum? Evet abi, çekiyoruz. Şu anda çekiyor musunuz? Şu an bir aydan belli düzeldi abi. Ha, onun haricinde yani kış aylarında bir sıkıntımız oldu yani. Peki oldu. Şeye mi satıyorsunuz? Yani mahalleye mi satıyorsunuz yani, yoksa toplu mu veriyorsunuz? Toplu bakkallara gönderiyoruz abi. Toplu bir şekilde marketlere gönderiliyor. İşte burada da sıkıntı şu. Sahada biz bu tip firmalara destek verip yani bunların işte yavaş yavaş isminin tescillenmesi, yol kat edilmesini, ürünün tescillenmesi gibi yolların artması gerekiyor. Çünkü şey enteresan, sütle ilgili ürünler enteresan. A şahsının yapmış olduğu peynirle B şahsının yapmış olduğu peynir çok farklı. Tabii hayvan ırkları eğer yapılmış siz şeyleri, bu ürünleri bu arkadaşlara tescilletip bunların da yaşamasını sağlarsanız bu ürünleri zaman içerisinde bu ürünler tescilleniyor. Yani evet, bir nevi kendi isimlerini alır hale geliyor ve bir başarı elde ediyorsunuz yani orada. Şöyle bir şey, çalışmalar yapılıyor diye duymuştum. Hatta Antep yöresinde bildiğim kadarıyla ev sütünden kısmi olarak bir pastörizasyon, yani işte 70 derecede atıyorum bir saat kaynatacaksın ya da işte 80-90 derecede 15-20 dakika kaynatıp kısmi bir pastörizasyon yapılabilir. Yani dediğim gibi abi, bunun da belli şartlar haiz olarak bir yasa haline getirilirse bence çok güzel bir şey olur. Yani üretici evet, ürününü de değerlendirmiş evet, olur. Şey sorayım Bilal, burada hep simentel gördüm ben. Evet. Arkanda bir de Hereford var evet, o şey. Yani bunlar hep bir anneden çıkan yavruları türeterek mi geldi evet, bu evet, hale? Evet, aynen öyle abi. Evet, tohumlamadan
doğan mesela. Doğan yavrular. Hereford kendi attığımız tohumdan, dünyaya gelen bir hayvanımız. Simentale Hereford mu? Simentale Hereford atmıştık. Şimdi normalde Herefordların bize çok kısa besinde beslendiğini, fazla kilo almadığını, irileşmediğini biliyorduk ama Hereford'un öyle olmadığını bugün burada beside gördük. Bu hayvanların ciddi manada şey yaptığı, yani kilo aldığı, uzun süre beslenirse de ciddi kilolara ulaşabileceğini burada gördük. Hereford'un bariz özelliği, işte sırtındaki akıtması, ensesindeki akıtması, yüzündeki lekesi çok bariz. Bunlar şeyde hissediliyor. Ve bu hayvanlar burada mesela tohumdan elde edilip besiye alınırsa çok ciddi kazançlar elde edecek. Yani bir işletme senede 5 tane, 6 tane bunun gibi hayvan çıkartabilirse bu kilolarda da çok ciddi kilolara ulaşıyorlar. Çünkü yaklaşık 950 bir ton arasında rakamlara ulaşabiliyorlar bu hayvanlar. Evet. Bunlara ulaştıkları zaman şeyi ciddi manada gelir oluyor. Yani bir işletme senede 6 tane, 7 tane erkek buzağı üretebilirse, besi danası üretebilirse, bu işletmenin ayakta kalma sürelerinde işte yol kat ettiriyor. Yani sütünü de kendi iyi bir şekilde değerlendirebilirse sahada. Şimdi bazen yurt dışında Avrupa hibeleriyle yapılan küçük mandıralar gördük biz. Bu küçük mandıralar çok basit, küçük ama işte sağlık yönünden, tescil yönünden, izin yönünden her türlü izni, tescil almış. Hijyen yönünden de işte devletin imkanlarına sahip olmuş. Böyle bir yol izlememiz gerekiyor küçük üreticiler için. Çünkü bu adamların üretmiş oldukları ürünlerin sahaya kendileri sattıkları zaman para kazanabilecekler. Yani bunun bir farklı yolu da kooperatifleşme ama maalesef ülkemizde bu ciddi bir sıkıntı yani. Şey soracağım abi, Hereford'da biraz simentelden dolayı mı acaba irilik, yani kemik yapısı biraz daha gelişmiş? Biraz daha iri oluyor. Simentel Hereford kırmaları biraz daha yüksek oluyor. Ama burada gördüğümüz de şu oldu, hayvan iyi beslenirse ciddi kilolara kadar ulaşabilecek. Şimdi kaç aylık oldu dostum? 2 yaşında abi şu an. Evet. Tam 2 yaşında. Tam 2 yaşında. Şu an bir tona yakın var zaten. Var, gelir abi. Galiba bir de hastalık geçirdiği halde maşallah gayet de şey yerinde. Peki önümüzde mesela karışımlar duruyor. Baştan başlayalım. Ne, en baştaki ne mesela? Şimdi şuna şöyle yapalım Ülker'im. Nasıl yapalım? Yani bizim en büyük sıkıntılarımızda 2 tane problemimiz var. İşletmelerimizin fenliyem giderlerinden dolayı hep bundan işte dezavantaj yaşadığını, problem yaşadığını biliyoruz. Evet. Biz bu işletmede fenliyem kullanıyor muyuz? Yok abi, kullanmıyoruz. Hiç kullanmıyoruz. Hazır sanayi yemi hiç girmiyor mu? Yani herkes bugün televizyonları açtığımız zaman yem fiyatlarının yüksekliğinden, sıkıntılarından söz ediyoruz. Buradaki alternatif arama işimizin de biraz bizim yönümüzden sıkıntımız var. Yani bu hususta biraz kafa yorursak, beyin jimnastiği yaparsak alternatiflerin de olduğunu görüyoruz. Evet. Yani bu belki burası için biraz şeydir, cazip bir bölgesidir ama. Gaziantep bölgesi bu anda biraz avantajlı ama. Buna benzer bölgeler de var. Mesela Konya bölgesi, işte İç Anadolu bölgesi veyahut da sanayinin çok olduğu bölgeler, İstanbul bölgesi, bölgelerde aslında bu ürünlerin benzerleri var. Ya tarımsal sanayinin dediğin gibi mesela buğday fabrikaları, işte ne bileyim makarna fabrikaları, bunun yanında işte irmik fabrikaları, bu tarz şeylerin olduğu her bölgede bunlar rahatlıkla bulunabilir. Şu anda bu besin anasını arpa yedirdik mi hiç dostum? Yok abi, hiç. Hiç arpa yedirdim. Hiç yemedim. Yani şu ana kadar biz bu hayvanı hiç 5 kuruşluk arpa yedirdik. Yok. Şimdi bizim besicimizde böyle bir kültür var. Diyor ki abi, hayvan arpa yemezse diyor, evet, arpa ile besi yapmazsanız kilo almaz, büyümez, gelişmez diyor. Bir ön yargı var. Yani biz ilk önce kafamızdaki zihniyeti bir defa şey yönünden değiştirmemiz lazım. Hayvanın ihtiyaç duymuş olduğu enerji, protein maliyeti bakımından dönüştürmemiz lazım. Gelenekçiden ziyade dediğin gibi hani alternatiflere de bakmak lazım. Biraz kimyasını bilmemiz lazım galiba. Yani bu işi yapıyorsak o alternatifleri muhakkak ama muhakkak değerlendirmeniz lazım. Değerlendirmediğimiz zaman şeyde sıkıntı yaşıyoruz. İşte o 55 liralık yemi alırken zorlanıyoruz. Yarın öbür gün verip alırken de zorlanıyoruz. Aynen. Çünkü yem fabrikasının katmış olduğu ürünleri siz de sahada alternatif olarak toplayabilirsiniz ki şu anda mesela mahsul zamanı, her şeyin fiyatın yavaş yavaş gerilediği, ciddi manada sahada yansıdığı günler. Yani bir işletme en büyük gideri bir hayvan maliyetidir, yatırım maliyeti. Ondan sonra ikinci gideri yem maliyetidir. Eğer siz yem maliyetini %10, 15, 20, %30 oranında ucuzlatabiliyorsanız ayakta kalmanızın sebebidir yani. Aslında şöyle bir antiparantez şey de açıp söylemek istiyorum abi. Yani yem fabrikalarının en büyük sıkıntısı bence, benim gördüğüm, standart bir üretim de yapamıyorlar. Yani belli firmalar evet bunu sağlamış durumda da aynı standartta aynı yemi alamıyorsunuz. Yani sütçüler... Onlar da devamlı şunu yapıyorlar, oturuyorlar. En uygun maliyetli ürün neyse oturuyorlar, ikinci onu alıyorlar. Aynen. Yani bizden değişik fazla bir şey yapmıyorlar. Ya sütçü bunu
hemen fark edildiğini görebilir ama bir besici bunu anlaması çok kolay olmuyor. Yani 1-2 ay içerisinde gelişimini, hayvan gelişimine göre, şeyine göre, hatta belki bir besi döneminde ancak farkını anlayabiliyor. Yani ürün değişip değişmediğini, şey yapmadığını. Bunu işte, yani bölgesel firmalar daha ziyade bu işte dediğim gibi standartı çok tutturabilmiş de değiller. Bir soru soralım. Mesela elinizdeki simental inekler doğum yaptıklarında 35 litreleri, 40 litreleri hiç gördünüz oldu mu? Yani bu yemlerden. He. Bu yemlerden. Yok abi 30'u gördük de üstü. 30, ha, evet, 30. Ortalama 30. Yani simental gibi biraz et yönü karakterize evet. olan bir hayvandan. Yani bunu ben kendim söylemiyorum. Üretici söylüyor. Damdan düşen halini damdan düşen bilir. 30 litre gibi 1 kilo oranında sütün aldığını söylüyor. Bu aslında çok ciddi bir şey. Yani normalde zaten 15 kilonun üzeri simentalden alıyorsan büyük bir başarı yani. Yani artı bunu şeyden almıyor. Yani ne diyeyim size. Hazır yerden almıyor. Yani. Fabrikanın artık bütün ürünlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Ki burada elimizde bizim kaba yem yönünden de biraz sıkıntımız var. Gaziantep susuz evet. bir bölge. Kaba yemlerimiz dışarıdan geliyor. Mesela yoncayı bilir misin? Dostum kullanıyor musun sen yoncayı veya dalı bilir misin onları bir anlat. Yani yok ilk onları. İlk önce toz samanı bir anlat. Evet toz samanda şeydi abi önce kullanıyorduk. Evet. Ondan sonra bu daha bir şey oldu. Fiyat yani, bakımından. Toz samandan balya saman arasında hayvan yönünden yemesi yönünden ne gibi farklar var? Başından geçen tecrübeyi. Öncelikle abi fiyat yönünden. Fiyat işletmenin, yönünden bir. Ondan sonra hayvanları daha rahat yani yemesi filan. Sindirimi abi, daha mı kolay yani? Evet abi. Hayvan yerken de bunu daha mı iyi iştahlayın? Evet abi toz samanı. Şu an toz samanı atıyorum yemiyorlar. Balyayı tercih ediyor hayvan. Onu iyi tüketiyor. Şu anda ben çok iyi biliyorum ki sahada mesela toz samanı fiyatı bunun samanlar arasında en azından 100 kuruş var. Abi yani ben... satışta 100, alışta 100 kuruş var. Birisini 200 liraya alırken ötekisini 300 liraya alacaksınız. Mahsul zamanını söylüyorum. Peki taleple alakalı bir şey mi? Yani bu normalde toz saman... Yok bu görgüden niye pahalı ki yani? Görgüden alakalı. Yani insanlar alışmış oldukları bir kültür var. Hı hı. Toz saman olursa daha iyi olacağına inanıyor. Ha bu şeyi yıkmak kolay değil. İnsanların görmesi lazım. Ben diyorum ki bakın ben fenli yeme kötü demiyorum. Fenli yem maliyetlerinin Türkiye'de muhakkak ama muhakkak geri gelmesinin, evet. yumuşatılmasının, kazançlarının biraz daha aza indirilmesinin gerektiğini inanıyorum. Ama eğer fenli yem de sahada pahalıysa alternatiflerinde olduğunu üretici bilmesi gerekir. KDV indirimi yapıldı mesela yemde ve gübrede. Evet. %8'den %1'e indirildi. Evet. Fakat o zaman kısmen bir spesifik olarak fiyatlar 1-2 lira düştü. Sonradan tekrardan arttı. Evet. Yani KDV indiriminin bence üreticiye çok faydası olmadı. Biraz daha sanayicinin işine geldiği gibi geliyor. Ama şu yönünü ben çok seviyorum. Artık neredeyse faturası ürün kalmadı sana. Evet. O yani öyle. KDV'nin demek ki miktarının düşürülmesi alışverişlerin resmi olması için bir sebepmiş. Yani çünkü artık hiç kimse şeyi sormuyor. Ekonomide yani, zaten şöyle bir şey vardır abi. Ne kadar yani vergi ne kadar ağırlaştırılırsa vergi kaçırmak da o kadar çok artıyormuş. Yani ben şunu gördüm. KDV neredeyse sıfıra yakın oldu. Bütün fabrikalarda ürünle ilgili kim nereden ne mal alırsanız alın evet. muhakkak şeyini kesiyor. Faturasını KDV'sini kesiyor. Ha bu ne demektir? Belki KDV'sini ödemiyor ama gelir vergisini ödüyor demektir. Yani şeyde kaçak halinden çıktı. Yani işletme olarak. En azından kontrolü de daha kolay yapılabiliyor ve istatistiği de tutulabiliyor. Yani daha verimli bir bilgi elimizde kalıyor. Peki yani dostum yonca kullandınız mı? Balya yonca kullandınız mı? Yoncanın size faydaları oldu mu? Güzel bir ürün mü? Tavsiye eder misin? Onunla ilgili sen bahsedin. Daha önce kullandık abi. 2 yıl kullandık yoncayı. Ama güzel bir ürün. Evet güzel yani ürün. Hayvanlara sütte falan bayağı bir fark ettiriyor abi yani süt hayvanlarında. Evet. Randıman alabiliyorduk. Sütte de daha çok fark ettiriyor abi. Yağında olsun, kaymağında olsun. Yağını, evet. kaymağını artırıyor. Daha peki da güzelleştiriyor. Hayvan 1 kilo yonca saman yediği zaman 1 kilo yonca pardon 1 kilo yonca yediği zaman 1 kilo saman eksik tüketiyor mu? Bunu da hissediyor musun? Evet abi eksik şey iyi mi? Samanı geri bırak hayvan yani. Yoncayı yani şey, daha çok istiyor. Yoncayı görünce hiç samanın evet, yüzüne bakmıyor. Samana yani. Bakmıyor hayvan. Bak şu hesabı hiçbir zaman yapmıyoruz. Yoncanın sezonda varsayalım fiyatı 600 bin evet. lira. Balya samanında sezonda fiyatı 200 bin lira. Evet. Hayvana biz 1 kilo yonca yedirdiğimiz zaman 1 kilo samanı yemiyor. Tasarruf ediyor yani. Aynen. Versek de yemiyor. O zaman bunun maliyeti nedir biliyor musunuz aslında? 400 bin liradır. Aynen. Çünkü siz 1 kilo saman yedirmemişsiniz, tasarruf etmişsinizdir. Ama hayvana 3 kilo yonca verdiğiniz zaman yerine 3 kilo saman yedirmeyeceksiniz demektir. 3 kilo samandan tasarruf edince bu yoncanın maliyeti 600 lira değildir aslında.
Bana göre 400 liradır. Yani dediğin şimdi piyasada 400 lira maliyetinde hiç başka bir ürün var mı? Böyle bir kaliteli bir ürün. Sütün yağını artıracak, hayvan iştahını artıracak, beslenmesine faydası olacak. Merak karışımları ya da ne bileyim herhangi başka yem bitkisi olarak kaba yem herhangi bir şey veremiyorsunuz herhalde değil mi? Yok şu an yok. Sadece saman yem bitkisi. Sezonun sonu olduğu gibi. Sezonun sonunda. Şey bittiği için artık yaz geldiği için yeni ürünlerle ilgili sıkıntı. Slash peki nasıl bölgede abi? Yani silajın şu yönde bir güzel gelişmesi oldu. O 750 kiloluk bitbeklerde. Onlar ilk önceleri çok sağlam değildi. Biraz sıkıntılıydı ama şu anda onlar çok güzel yapılıyor. İnsanlar da onu alıyor. Evet. Ha, bunlar da yaygın hale geldikçe silaj tüketimi de yani bölgesel olarak çok ciddi manada artmaya başladı. Yani nakliyeyi de en azından biraz daha kolaylaştırıyor galiba dediğin gibi 750 evet. kiloluk balyalar olunca nakliye de kolaylaşıyor ve birim alanda alınan ürün miktarı da fazlalaşıyor. Orada küfle ilgili problem yaşamıyoruz. Veyahut da bunu bir yerde saklamayla ilgili yer olmuyor. Yani gömmekti vesaireydi. O şeyi biraz güzelleştirdi. Yani beton yüklü herhangi bir beton yapmanın küçük aile işletmesi için konuşuyorum bunların hepsini. Evet. Büyük aile işletmesi değil. Yani bizim küçük aile işletmeler için bu kaba yemlerle ilgili yonca olsun, silaj olsun bu tip ürünlerin iyi olduğu, kaliteli olduğunu yani şey yapalım. Peki yani dostum şeyden biz başlayalım abi. Yeme yani, geçelim. Şimdi yeme hiç geçelim. Yem yedirmiyorsunuz. Buradan fabrikadan alıyorsunuz. En başta gördüğümüz ürünün ismi ne? Bulgur unu abi. Bulgur unu. Evet. Normalde bulgur unu bizim buğdaydan yapılan bir ürün. Evet. Bunun yaparken bulgur unu dediğimiz çok incesi, eleği altında geçen bir ürün. Şimdi bu pişmiş olduğundan dolayı nişaste değeri, sindirebilirlik değeri normal buğdaya göre daha ürün. Yani fabrikasının hazır pişirdiğini orada zaten pişmiş olarak pişmiş oluyor. Gibi. Yani bir nevi bulgur işlem gördüğünden dolayı, evet. ısıl işlem görüp geri kurutulduğundan dolayı ısıl işlem görmüş oluyor. Bu ürün normalde mesela sütünü ciddi manada artırıyor mu? Memnun musun? Evet abi sütte zaten şey kullanmıyor. Ağırlık bunlarda daha çok. Yani bulgur unu mesela şöyle bir özelliği vardır. İçerisinde niyasin vardır. Niyasin de süt verimini artırıcı yönde bir şey vardır. İşletmede siz mesela bulgur unu ilk defa kullanıyorsanız yalnız çok ağır bir yemdir. Hayvana değebilir, eklemlerde falan sıkıntı yapabilir. Belli oranda verilmesi gerekir. Bunların evet. zaten rasyonun en büyük temel şeyi şu, esprisi şu. Bir hayvanın günlük tüketebileceği bir yemdeki bir miktar var. Evet. Mesela küspenin hayvan başımından 2 kilonun aşmaması gerekiyordur. Evet. Bu limitleri geçmediğiniz müddetçe yem çeşitliliğini çok yapıp da bu limitlerde kullanırsanız fenli yemi siz kendi evinizde yapmış oluyorsunuz. Kendini zaten hazırlamış oluyorsunuz. Yani biraz dedim ki bunun matematiğini de bilmek lazım. Peki yani bulgur unu kullandığınız zaman sütün yağı falan nasıl oluyor? Süt verimi nasıl oluyor? Süt güzel abi. Yandan mısırı falan mecmuende ilave ettim. Sıra da sıra gidelim. Bulgur unu da. Kullanmadığınız zaman mesela sütünde falan azaltma oluyor mu dost? Yani çeşit olarak düştüğü zaman sıkıntı yani yaşıyor bulgur unu. Çeşidimiz azaldı mı? Mesela bizim en büyük şeyimiz çeşidin çok olması değil mi? Evet abi. Yani yem yaparken en çok dikkat edeceğimiz basit yani düz köylü mantığından düşünebilirsek imkan dahilinde en azından 6 çeşit geçici çeşit yemimizin olması evet, gerekiyor. Evet abi çeşit ne kadar olursa hayvan da bir o kadar iştahlı yiye daha verimli oluyor. Peki yani burada bulgur unun bir özelliği de enerji kökenli bir ürün. Yani bunun enerjisi var. Enerjisi de sindirebilirliği de daha fazla yüksek olduğu için arpadan, buğdaydan daha yüksek, hızlı bir şekilde sindirilebiliyor. Peki yüzde kaç kullanabilirsin mesela bir rasyonda? Bir süt işletmesi için mesela. Süt işletmesi, şimdi bunlarda içerisinde biraz önce bahsettiğim olan da antihistamin oranı çok yüksek olduğu için bundan beraber antihistamin kökenli mesela mısırı kullanıyorsanız, kırık buğda kullanıyorsanız ona göre değişir. Veyahut da bunları kullanmıyorsanız ona göre değişir. Yani bu da diğer yanında kullanacağınız ürüne tabii, göre tabii değişir. Çünkü enerji kökenli diğer ürünlerle de ilgili. Yani bunu bir tek kıyas yaparsak ben bu hususunda uzmanı değilim ama kendi edindiğim tecrübeler dahilinde bununla beraber eğer buğday kullanıyorsanız o da antihistaminlidir. Çünkü vücutta aşırı derecede aldığında evet. antihistamin salgılattırır. Ayaklarda falan topallık yapar, şişkinlik, kızarıklık yapar. Peki buradaki önemli olan şey yapar mı? Asidoz. Asidoz yapar. Burada önemli olan bulgur ununun, kırık buğdayın, yani mercimeğin, pardon, mısırın bu enerji kökenli ürünlerin çeşitliliğinin çok veya az olması. Anladım. Ama tek kullanıyorsanız ona göre bir dozda kullanırsınız. Ama çeşit yapıyorsanız çeşit zaten çoğaldığı müddetçe hayvandaki risk azalıyor. Zaten sahada fenli yemin başarılı olmasının sebebi içerisindeki karışım çok olması. Tüketim de artıyor herhalde bir de sindirebilirlik de artıyor galiba değil mi? Evet. Bu da tabii ete ve süte direkt olarak yansıyor. Bir de şöyle düşünün yani akşamüstü çok güzel bir yemek yaptılar. Yemek çok güzel.
Ama yanında ayranınız yok, tuzunuz yok, karabiberiniz yok. O sizi şey yapmıyor, iştahlandırmıyor. Anladım. Şimdi siz yem çeşidini ne kadar güzel yaparsanız, kaba yeminiz ne kadar iyi olursa, yoncanız, silajınız ne kadar iyi olursa, bu yem çeşitlerinize ne kadar faydalı olursanız, sizin hayvandan alacağınız randıman o kadar yükseliyor. Bakın arkada gördüğümüz bir Hereford cinsi hayvanımız. Bu hayvanımız neredeyse bir santim arzından arka geçmiş değil. Bunu neyden sağlamışız? 15 protein 2500 civarındaki enerjiyi sağlayıp hayvana yedirerek. Evet. Orada da bu çeşitliği yakalıyoruz. Ha burada da basit destekler alınabilir. Bu işin sahada uzmanları var. Veteriner hekimi var, zooteknisi var. Oturursunuz. Ya bizim şöyle şöyle alternatif ürünlerimiz var. Bu ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl çeşitlendirebiliriz diye fikir tarihi yapmak lazım. Aynen. Biraz ben bir şey daha söyleyeyim. Lazım. Selçuk Üniversitesi'nde sağ olsun hocalarımız çok güzel bir program yapıklar. İnternette var. Orada girdiğiniz zaman Selçuk Hazır Üniversitesi rasyon hazırlama programı. Orada bu ürünün ne kadar katılacağını, limitleriyle enerjisinin, proteininin hepsini veriyor. Hmm. Ve bununla ilgili sizden yani hocalarımızı takdir etmemiz lazım. Esas bir gün de programı çıkartalım inşallah kısmet olursa. O şeyde hiçbir şekilde ücretle talep etmemişler. Bu ürünlerin ne kadar kullanılacağını, enerji proteini giriyorsunuz, size bir rasyon programı yapıyor. Site üzerinde hazır programda hazır programdan bunu yapabiliyorsunuz. Burada da buna benzer ufak tefek nüanslar da bunu götürüyoruz. Pekala, bunun maliyeti ne kadar? Kaç lira almıştık? Biz bunu artıran ne kadar zaman önce de aldığımızda söyle ki şu anda bunun mesela maliyeti daha da düşmüştür. Tabii harman sezon zamanında abi fiyat 500-550 bin liralara şu geldi. Anda, şu anda kaç almıştık kışın içerisinde? Kışın içerisinde. Kaçın ne kadar oldu alalımız bunun mesela? Bir hafta 10 gün oldu bir abi getirelim. Bir hafta önceki fiyatı ne kadardı? 70 kuruş abi fiyatı. 700 lira. Evet 700 lira. Fiyatın 55 lira. Tonu 700 lira yani. Tonu 700 lira. Fiyatın 55 lira olduğu bir memleketi düşün. Torbası 1100 liraya geliyor. 1150 liraya geliyor. Bunun içerisinde mermer tozu falan da katılıyor yemlere. Evet. Bunları da hesaplarsanız yaklaşık 1150-1175 liraya gelir. Aynen öyle. Şimdi bu ürünlerle mukayese yaptığımızda fenli yem aslında sınıfta kalıyor. Veyahut da kar marjlarının çok yüksek olduğunu veyahut da bu işte kar marjlarından dolayı belli miktarda fiyatın aslında sahada uygun hale getirilmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü o zaman biz şundan maliyet çıkartıyoruz. Diyoruz ki kardeşim bu adamlar bundan çok para kazanıyoruz. Bu ürünlerle böyle düşündüğümüz zaman. Ya onların da şöyle bir açıklaması var abi. Yani ülkemizde maalesef bildiğin gibi yani akaryakıt fiyatlarının pahalı olduğundan dolayı nakliye ciddi bir maliyet oluşturuyor diyorlar. Onlar da böyle bir açıklama yapıyor ama dediğin gibi yani sonuçta bir kar marjı var ki o zaman yani sektör çok ciddi bir büyüme arz ediyor. Yani yani bizim de şöyle bir şey yapmamız lazım. Küçük bir işletmemiz var 30 başlık. Benim ayakta kalmam lazım evet. Yani. Benim hayatiyetimi devam ettirmem lazım. Alternatifleri geliştirmemiz lazım. 700 bin lira bulgurunu aldık. Enerji kökenli 2700-2800 enerjisi olan bir ürün. Evet. Bunu bir tanıt dostum. Bu mercimek kırması abi içinde. Evet. Bizim bildiğimiz kırmızı mercimek, evet kırmızı mercimeğin artık kabuğu, kavuzu, evet. Evet. Kırıntıları değil mi? Evet. Bu ısıl işlem falan herhangi bir şey yok. Şey var, bunda direktman bir nevi kepek gibi düşünelim. Anladım. Yani buğdayı soyarken o kavuzu, dış kırıntılarından yani. Kaynaklanan kefeye düşünelim. O kefeğin bir mercimek tarafından üretilen kısmı. Anladım. Bunu ne zaman almıştık? Bunu da aynı kış sezonunda abi aldık. Ama çok kullanamıyoruz. Süt olduğu yoğurda farklı bir şey yapıyor. Yani çok kulaşırı kullandığımız zaman koku veriyor. Üretici kendi tespitini, kendi rasyonunu aslında evet. Biliyor yani. Aynen. Bizim konuşmamıza bile gerek yok. Hiç anlatmamıza yani, bile gerek yok. Yani katacağımız miktar aslında hemen kendini hissettiriyor değil evet, mi? Evet, evet. Fazla kullandığınız zaman. Fazla kullan. Evet. Ne kadar kullanıyorsun mesela rasyonunda? Sen kendin... Bir hayvan başına mesela hayvan kaç başına. Kilo veriyorsun? Bunlar? Besi hayvanına fark etmiyor da abi. Süt hayvanında yarım kilo ancak. Yarım kilo. Evet. Şimdi fazla kullanamıyor. Bunun en büyük enerji yönünden de güçlü bir ürün. Bizim eskiden milletimizin küşne dediği bir ürün var. Islatılarak yapılan mıydı küşne? Islatılarak yapıyoruz. Küşne dediğimiz ürün baklagillerden evet. Protein ve enerjisi çok yüksek bir ürün. Ve bizim ecdadımız esinden dana beslerken, büyükbaş beslerken, at beslerken hep küşneyi kullanmıştır. Hı hı. Neredeyse şu anda Türkiye'de o fi falan diyoruz ya, evet. Onların amcazadeleri yani küşnenin şeyi. Ama çok kaliteli. Onların biraz daha yabani formu galiba. Yabani formu.
Veyahut da öyle diyelim, bilmiyorum yani çok olaya hakim değilim ama bildiğim kadarıyla mercimekgiller ailesinden. Şimdi baklagiller. Baklagiller. Bu da bizim kullandığımız mercimek ürününde onlara yakın. O fiye falan. Bunun da hem enerjisi yüksek. 2700-2800. Proteine de 17-18 malın içindeki kırının artılmasına göre 21-22 proteine kadar çıkan bir ürün. Anladım. Şimdi o zaman bunu kaç almıştık fiyatını? Aynı 70-700 bin lira abi. Netti. 700 bin lira da gidiyoruz bak. Aynen. Biz hiçbir şey yapmasak yani ürünlerin ortalama maliyetlerini üst üste toplasak, görsek bize şeyin çıkartacak. Maliyetini çıkartacak. 1 kilo maliyetini çıkartacak. 1 kilo olacak. Maliyetini çıkartacak. Yanındaki bunu da kullandığımızda besin analarında hayvanların gelişmesi, iskelet yapının oluşmasında çok fayda görürüz. Bunun yalnız bir dezavantajı vardır. Bunların içerisinde ıslanıp verilirse daha iyi ürün oluyor. Hmm. Bu şuna benziyor. Mesela bizim annelerimiz evde baklagilleri ilk önce ıslarlar. Nohutu, evet. İşte fasulyeyi falan. Sindirimi daha kolay olur. O sırada bir gaz çıkartıyor. Hayvanda da rahatsız edici. O gazın çıkması, o köpürmesi, o kef dediğimiz şeyin alınması sindirimi artırıyor. Şimdi bizim de bunu en basit şekilde bizim halkımız o küşneyi falan alıyorlar. Bir gün öncesinden ıslıyorlar. Evet. Islayarak bir nevi onun altında bizim o rahatsız edici kefini falan bertaraf ediyor. Bizim bu bölgede mercimekle ilgili ürünleri de üreticimiz muhakkak belli oranda ıslatır, bekletir, öyle katar. Bu şey hem yemi peki? Böyle güzel hale getirir, güzel bir kokusu rehası olur, onu hissedersiniz. Sindirimi de kolaylaştırır. Hem de o sizin rahatsız edici sıkıntılar ortadan kaldırır. Peki o ısladığınız sıvıda bunun atıyorum protein olsun diğer değerli şeyleri sıvıda kalmıyor. Şimdi Gustav'ım bundan ben 10 sene önce bu bizim memleketlerde eskiden davarcılar olurdu, besi danavarcıları. Bazı insanlar arpayı kaynatır verirlerdi. Gidersiniz ocak kurar, sabah karacağı yemi sabahleyin kaynatır, akşama yemek atar verirlerdi. Buradaki espri şu, ısır işlem görmüş bütün ürünlerin hayvan tarafından, insan tarafından da böyledir. Sindirebilirliği artıyor. Evet. Ve bu sindirebilirlik oranı aslında yüksek bir oran. Şimdi varsayalım arpanın fiyatı 1100 lira, filek arpanın fiyatı 1150 lira, 1200 lira, %10. Evet. Filek arpanın enerjisini 3000'e çıkartmışlar. Oturup hesapladığından neredeyse 1300 liraya kadar bir dahi o arpa öteki arpadan kıymetli. Daha kıymetli. Amorti edebiliyor yani. Şimdi normalde mesela gittiniz filek arpayı aldınız. Yani filek arpa dediğim pişmiş, ısıl işlem görmüş, tekrar kurutulmuş, ezilmiş ezme arpa. Bir de toz arpa var. Normalde baktığın zaman toz arpa harbiden tarafından daha iyi sindirilirmiş gibi zannediyorsun ama filek arpanın hem enerjini hem sindirebilirliği hem de hayvana vermiş olduğu sıkıntı yok. Ayak oturması vesairesi o antihistamin kırılıyor. O sıkıntı olan sıkıntılı işler azalıyor. Hayvan tarafından sindirilebilirliği artıyor. Yani bizim burada aslında yapmamız gereken bu işlerle ilgili kim ne diyor, ne konuşuyor, literatür ne diyor bunları da hep araştırmamız lazım. Dünyadaki yani örneklerine de bakmak lazım. Bizim bu meslekler lazım. Aslında böyle çok ucuz bir meslek değil. Çok zor bir meslek. Evet. Bunun nişastası, değerliliği, sindirebilirliği bunlara hakim olmak için insanlar ömür harcıyor. Aynen. Birileri çok basit mesela bunu fütursuza çıkıp bir günde hemen şey yapabiliyor. Yani anlatan bu işe yaramaz diye patabiliyor. Atabiliyor ama adamlar bir ürün için bir ömür harcıyorlar. Aynen öyle. Bir mısırla ilgili mesela bir adama bakıyorsun hayatını harcamış. Mısırın işte granül çekilmesi, toz çekilmesi, iri çekilmesi, işte o mesela merkez glukozun alınması. Bakıyorsun yurt dışı çalışmış, mesela DGS var. Mısır'dan elde edilen bir ürün. Arjantin, Brezilya o taraftan geliyor. Şu anda da bunların maliyetine yakındır. 800-850 bin liradır. Ha şeyden geliyor, yurt dışından geliyor ama maliyet olarak hesapladığınızda bütün yan fabrikaları kullanıyor istisnasız. Evet aynen. Ama küçük üreticilerimiz bunlara haiz olması gerekiyor. İşte araştırması, öğrenmesi gerekiyor. Aynen. Evet mercimeğe de besin anasından randıman alıyoruz değil mi? Evet abi. Hayvanın nasıl bir şey sağlıyor mercimek besin anasından? Seni gözlemlediğim, ben sana belki bu soruları ikinci defa soruyormuş gibi oluyorsun da mercimeği kullandığında bu danada nasıl bir gelişme oldu, nasıl bir rahatlama oldu? Hayvanların öncelikle yemesi daha güzel abi çeşit olduğu zaman. Et alma yönünden, kemik yönünden daha güzel yani şey yandır. Kabalaşmaya. İrileşmelerinde falan daha güzel yani sıkıntı yok. Yani arpa da olmadan arpasız devam ettiği yani. Devam edebiliyor. Peki yani besinin kaç aylık döneminde sen arpa veriyorsun? Kaç gününde veriyorsun? En son 3 ayda veriyorduk abi. 3 ay yetiyor. Son 3 ayında. Yani biz son 3 ayda hayvanımızı zorlarsak şey yönünden, yem yönünden ekstra bunların üzerine bir de arpa atıyoruz. Evet arpa. Aynı randımanı alabiliyoruz değil mi ortalama? Kaç aylık besi döneminde bu son 3 ay veriyorsun? Şey, yani bir senelik dönemde 3 ay mı yoksa 8 aylık dönemde?
Ortalama 2 yaşında falan kurbana hayvan besliyorlar. Ha, kurbana besliyorlar. Evet, evet. Ortalama büyürken 1-1,5 yaşına kadar hafif yemlerle götürüyorlar. Son 3 ayda besliği alıp hızlı son 3 ayda biraz daha... Ha, bu da bize şunu sağlıyor. Dananın büyümesini sağlıyor. Şimdi besici de bu tip küçük işletmenin bir farkı var. Besici çok hızlı bir şekilde kilo alıp para kazanmak, kısa zamanda para kazanmak zorunda. Hızlı bir şekilde sürkülasyon yapmak zorunda. Hayvanı bu tip işletmeler de kurbana mal besliyor. Evet. Hayvanın iki aşaması lazım. Kurbana düşmesi lazım. Ha, o zaman ne yapıyor? Hayvanı rahat bir şekilde besliyor. Zorlamıyor. İrileşmesini, kemik çatının, işte baba etinin oluşmasını sağlıyor. Son 3 ayda da doldurup kestiriyor. Ha. Kurbana besliyor. Şey biraz farklı. Şey sorabilir miyim peki? Mesela kullandın ya bunu mesela bes hayvanında. Hiç kesti mi bu bes hayvanlarını? Yani kurbana satmayıp da kestirdim. Kestirdin mi? Evet oldu abi. Kestirdim hayvanı. Etindeki herhangi bir değişiklik falan fark ettin mi? Yok. Herhangi yok bir değişiklik yok. Mesela yok. Çok basit bir örnek vereyim. Arpa yiyen hayvan eti beyaz olur derler. Evet. Biz o hayatta arpa yedirmiyoruz ama etimiz beyaz çıkıyor değil mi? Yani biz dertli de falan, dertli sağ olsun sevdiğimiz bir arkadaş. Bazen kesimlere falan gidiyoruz. Bizim de yemlerimiz bunlar gibi. Yani bundan pek farklı bir şeyimiz yok. Bazı ürünleri de beraber alıyoruz mesela. Ama kesimde de gittiğimiz zaman kullandığımız arpa miktarına falan bakarsanız cüzi. Yani bizim mesela besicinin 100-200 tanesi varsa ayda bir tır arpa gelip boşalması lazım ki tabii, tabii. İş dönsün. Ha bizim böyle bir arpa alışımız, arpa sirkülasyonumuz yok. İşimizin mantığı ona dayalı değil. Yani alternatifleri durmadan ya illaki dediğin gibi yani ticaret yapıyor sonuçta. Herkes bir para kazanmak zorunda. Bir de dediğin şeyden mesela arpa yiyen hayvanın beyaz otu. Ben ona ziyade hayvanın ırkının önemli olduğunu, daha çok önemli olduğunu düşünüyorum o işte. Irk da önemli. Hayvanın yağlı olup olmayışı tabii vesaire de önemli de. Arpanın gerçekten etinin rengi üzerinde etkisi çok. Mesela silaj yiyen ağırlıklı pancar fosili yiyen hayvanların eti biraz daha esmer oluyor. Hı hı. Arpa yiyen besinin son devrinde eti yiyen arkadaşlar eti biraz daha beyazımsı, pemsemsi çıkıyor yani. Şu ürünümüz ne peki abi ortadaki? Mısır kırması abi o da. Bildiğimiz mısır kırması. Evet, yani. Evet. Bunu fabrikadaki mısır kırması fabrikası ne yapıyor da alıyor? Neresini alıyor da gerisini? Bunu irmik fabrikasından abi içinin irmik özünü alıyor. Bu da irmik mısır irmiği. Evet abi. Mısır irmiği fabrikası mısırın en dış zar kısmını alıyor, kavlatıyor, onu irmik yapıyor. Geri kalan kısmını da sektörde besiciye, bu sektördeki yem fabrikalarına satıyor. Kırılmış şekilde böyle kırılmış satıyor. Şekilde. Ne kadar aldın bunu? Bunda 850 bin lira abi kilosu. Bu ne kadar oldu alalım? Yaklaşık bir ay yaklaştı abi burada. Şimdi arpanın fiyatını değerlendirelim. Şu anda en son bir ay içerisinde arpanın fiyatı 1200 lira falan ulaştı. 1150-1200 civarı evet. Bunun fiyatı da 850 bin lira. Evet. Ton da 350 bin lira. Eğer siz bir ay içerisinde 10 ton falan şey yapıyorsanız 3,5 milyar geliriniz var abi. Yani 10 tonluk veyahut da 15 tonluk bir şey aldınız diyelim. Ne diyeyim size? Bir kamyon arpa aldınız. Nereden bakarsanız bakın 5 milyar civarında geliriniz var. Evet. Yani o zaman biz şunu söylemekle biz haksızlık ediyoruz. Kendimize de haksızlık ediyoruz. Yani fiyatta arpanın fiyatı şu. Biz sektörde para kazanamıyoruz derken bu alternatifleri de değerlendiremediğimizi söylüyoruz. Yani biraz da iğneyi... Bizden de kaynaklandığını ifade etmemiz lazım. İğneyi başlasına çuvaldızı ben şunu iddia ediyorum. Lazım. Türkiye'nin her bölgesinde muhakkak ama muhakkak benzeri farklı ürünler vardır. Her bölgenin kendisine göre bir şeyi belki var. Belki alternatif ürünler var. Ya Çorum'a gidersin leblebi fabrikası vardır. Evet. Artığı vardır. Mesela bizim burada arkadaşlar çekirdek kabuğunu falan alıyorlar. Bunun proteini yüksektir. Hayvanlar enerjisi mesela, enerjisi yüksektir. Yani bütün alternatifler taştan yumuşağını hayvan değerlendirir, evet. Ete süte döndürür. Bütün fabrikalardaki artın ürünler küflenmediği müddetçe, üstüne küf dediğimiz o zehirli şeyler olmadığı müddetçe muhakkak ve muhakkak değerlendirilebilir. Muhafazası düzgün yapıldığı takdirde dediğin gibi. Yani bu peki yani bunlarda küf vesaire ısınma oluyor mu dostum? Yok abi sıkıntı yok yani kuru geliyor zaten fabrikada. Mesela o 850 bin lira aldığımız mısır ne yapıyor? Sütü ne yapıyor? Sütte yoğurda abi en güzel kaymağı veren mısır. Yani en güzel yapıyor. Yağ oranını arttırıyor. Evet abi. O zaman şunu söyleyelim üreticilere yani siz yoğurdun kaymağını artırmak, sütün kaymağını artırmak istiyorsanız belli oranda mısır kullanmanız lazım. Evet abi. Yani, mısırda bir sıkıntı da yok yani yoğurt olsun, hayvan olsun. Ne eşkimsi, ne evet. Sünme, ne meyce vesaire hiç yok. Yok bir sıkıntısı yok. Sıkıntı vermiyor. Şimdi peki yani, şimdi bak başlattık. Enerji, protein, enerji. Gelelim küspeye. Küspe. Pamuk küspesi. Pamuk tohumu küspesi. Evet. Şimdi bunun sahada 4-5 çeşit ürünü var. Şimdi bu ürünlerin içerisinde aslında proteini düştükçe mal kötüleşiyor. Fiyatı cüzdattıkça bu malın
protein de düşmüş oluyor. Proteini düştüğü için aslında maliyet ucuzmuş gibi gözüküyor. Biz bunun kilosunu 930 bin mi 935 bin lira civarında fabrikadan aldık. Aldığımızda proteinini ölçtürdük. 34 protein çıktıydı. 34 protein. 2800 enerjisi çıktıydı. Sahada da Urfa bölgesinden veyahut hiç isim karıştırmayalım. Başka yerlerden küspe geliyordu. Oradan gelen malın küspesi 13-14 çıkıyor. Safi şeyden yapmış. Pamuğun kavuzundan vesaire yapmış. Maliyeti ucuz satıyorlar. 600 bin liraya satıyorlar. Yani neredeyse 3 katına kadar fark ediyor yani. Proteini aslında kaliteli, bu tip kaliteli ürünlerin maliyeti şeyi düşürüyor. Orada bizim yapacağımız şunu soracağız. Bu ürünü aldık, parası ne kadar? 900 bin lira. Hı hı. 900 bin liranın yanına yazdık, ne kadar geldi? Protein 36 lira. 2800 enerji geldi. Evet. Bunun maliyetine böleceğiz. 850 bin lira diyeceğiz, onun maliyetine yani böleceğiz. Bir birim protein, bir birim enerjinin maliyetlerini hesaplayacağız. Hangisi uyguna geliyorsa, hangisi daha iyiyse onu alacağız. Hesabımızın, kitabımızın aslında olması gereken bu. Pamuk tohumu ne yapıyor? Ne zamandan beri veriyorsun? Nasıl bir etki? Şey soruyor, peki ıslatarak mı veriyorsunuz bunu? Hayır, kuru veriyoruz abi. Kuru veriyorsunuz. Bazı bölgelerde ben ıslatıldığını gördüm. O yaprak o, küsme. Evet, yaprak olanında. Bu çekilmiş olduğu için abi gerek yok ıslatma. Küsmesinde şeye gerek yok. Toz hali. Peki yani bunda nasıl bir fayda görüyorsun? Hayvanları daha güzel abi. Şeyde yağlandırmada falan daha güzel yani. Hayvanın yağlandırdığı, evet, hayvanın evet, kilo aldığını evet, görüyorsun. Evet, daha farklı abi. Daha farklı. Yani evet. Besi hayvanı için ideal bir şey. Evet, yani besi hayvanına daha güzel abi. Şimdi bu küsmenin de bir özelliği var. Küspe hem enerji hem protein kaynağı olmasının haricinde belli oranda da selüloz miktarı var. Bu selüloz miktarı olduğundan dolayı bu diğer ürünlerle beraber, enerji kökenli ürünlerle beraber iyi bir kombine oluyor. Yani hayvanın sindirimini biraz saman gibi rahatlatıyor. Kaba yemden gelecek bir kısmını da buradan karşılıyor. Buradan karşılayabilirsiniz. Mesela yaz sezonunda da ayçiçek köspesi Türkiye genelinde yaygın. Evet. Onda da selüloz oranı yüksek. Onda da selüloz. Yani selülozu onunla beraber verdiğiniz zaman hayvanın hem sütün yağı biraz daha artıyor hem daha hayvan iyi geviş alır hale geliyor. Yani sindirilebilirliği de artıyor. Şey sorayım Ömer abi. Mesela ben demiştik ya parçalanmış ve küçük taneli yapılarda sindirilebilirlik işte herkeste bir algı var. Daha çok sindiriliyor ama yok. Öyle bir şey benim bildiğim kadarıyla çok da doğru bir mantık değil o herhalde. Yani bu yani siz artık ürün alırken artık orada nasıl çıkıyorsa öyle almanız lazım. Orası illa. Ama 3 tane ürün koysak arpayı mesela arpanın toz halini ondan sonra normal ezme arpayı flex, bir de flex'i koysak bizim yanımızda benim şahsi görüşüm ve bu literatürün de görüşüdür yani şeyin de görüşüdür. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Isır işlem görmüş flak arpanın enerjisi de proteini de yararlanımı da şeyden daha fazladır. Daha yüksek. Ve şunu net bir şekilde daha söyleyebiliriz insanlarımızın. Bizim bu işlerdeki en fazla yanıldığımız şey de dışkıdan atılan miktardır. Siz o toz arpayı veyahut da ezme arpayı alsanız belli miktarda suyun içerisinde biriktirseniz aslında ne kadar dışkıdan geri arpanın atıldığını görürsünüz. Evet aynen. Ama flak arpada bunu göremezsiniz. Flak mısırda da göremezsiniz. Çünkü o ısır işten sindirebilirliğini artırıyor. Bir de bu arada konuya girmek istiyorum. Mesela bunu yapıyorlar işte özellikle besiciler işte gübrede atmış mı atmamış mı ona bakıyor. Ama küçük taneli yapılarda bunu dediğin gibi suda bekletmediği sürece pek bir algılayamaz. Yani mesela şuna ben şahit oldum. Bir şey daha söyleyeyim mesela çok basit özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi toz arpayı, ezme arpayı, flak arpayı düşündüğümüzde en fazla hayvanın tüketebileceği arpa miktarı flak arpadır. Çünkü evet. O kendisine rahatsızlık vermiyor. Yani hayvanı zorlamak istiyorsanız flak arpadan 8-9 kilo verip zorlarken en son limitlerde hayvanı rahatsız etmiyor. Ama aynı kilo oranında 9 kilo oranında uzunda toz arpayı götürüp verseniz hayvanda anında laminit, yememe, yemde duraklama, geviş almama gibi, asidoz gibi belirtiler hepsi ortaya çıkar. Çünkü o midede çok hızlı yıkımlandığı için, mide ortamında sıkıntı yaptığı için, rüminasyonda sıkıntı yaptığı için hayvanda problem yapıyor. Ama flak arpada böyle bir şey olmaz. Şey o örneği dediğim gibi suda bekletme şuna istinaden söyleyeceğim. Bir işletmede görmüştüm. Adam fabrikadan yem gelmiş, işte gübreye bakıyor. Fabrika taneyi biraz daha kaba yapmış. Gübreye baktığında o taneyi görüyor. Pazarlama usulü. İşte gübreye baktığında taneyi görüyor. Arıyor fabrika diyor ki bak diyor bu işte gübre yemi değil. Ondan sonra fabrika gene oradaydım şans eseri. Biraz daha ince yapılı yapmış. Bu sefer gübreye bakıyor. Dediğim gibi suda bekletmiyor. Bakıyor görüyor. Ha tamam diyor şimdi. Aslında herhangi bir şey değiştirmedi adam. Yalnızca eleği değiştirdi yani. Aslında yem yani işimizin işletmelerinin hepsinin bel kemiği yemişi. Evet. Yani 3 tane zaten gelirimiz var. Bir ham besi veya ineği alırken uygun fiyatı almak, kalitelisini almak, uzun ömürlüsünü almak, randımanlısı en iyisini almak. İki yemimizi bir şekilde yapabildiğimizi, elde edebildiğimizi kendimiz üretmek,
Yapamıyorsak bununla ilgili alternatifler hususunda kafa yormak. Evet. Yani bu kafa yorma enteresandır. Mesela Türkiye genelinde Yonca mesela İç Anadolu bölgesinde. İç Anadolu'dan Gaziantep'e nakliye 1500 lira tutuyor. Bir tır bazında değil mi? Bir tır bazında. Orada yonca üretiyor. Bakıyorsun alınan alternatif Mardin bölgesi artık yonca üretmiş. Mardin'den buranın nakliye 700 bin liraya düşüyor. Şimdi bunlar basit hesaplarmış kalite gibi. Kalite farkı var mı peki? Pek fazla bir kalite farkı yok. Çünkü almış olduğunuz bakir alanlara ekilmiş yonca. Oranın proteini belki daha yüksek belki çıkıyor. Belki daha iyidir zaten. Yani. Çünkü bu şeyle ilgili yani toprağın verimi ile ilgili tohum. Şey çıkmıyor. Çok böyle abartı bir şey çıkmıyor. Buradaki tek sıkıntı ürünün işte iyi yapılması, kurum olması, işte iyi istifedilmesi gibi özelliklerden şey yapıyor. Kardeşim çok güzel bir işletmen var. Çok da başarılısın. Sağ olun, Allah razı Allah olsun. Başarılarının devamını getirsin inşallah. Bize son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Gerekli şey yaptığınız için teşekkür ederim abi geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık abi. Bu işletme 3 tane erkek kardeşler zaten. Sağ olsun üçü de gayret sarf ediyor. Evet. Ilgili. Üçü de hevesli uğraşıyor. Maşallah. Bugün dertliye piyango vurdu diyelim. Adın gibi inşallah dertli olmaz. Oldu abi. Sağ olasın. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir işletmedeydik. Küçük ama bilinçli bir işletmedeydik. Kendi yemlerini kendileri hazırlıyorlar. %30 gibi de bir kesif yemden özellikle bir kar sağlıyorlar. Ama bunu kaba yemle de çeşitlendirirseler çok ciddi karlar, küçük işletmeler için çok ciddi karlar oluşturacaktır. Yani Ömer Bey'in de dediği gibi araştırmak, bölgesel olarak bu işleri çözmek gerektiğini ben de düşünüyorum. Bir program daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki programda tekrardan karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.